Ama ben o kadar çalışmadım. Azra Açiç'in 11. sınıftan beri İzmir sınav kursdayım. 2022 YKS'de eşit ağırlıkta 1912. oldum. YKS'de bu başarıyı elde ettikten sonra çok emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutlu oldum. Böyle bir sonucu başına bekliyordum ama yılın sonlarına doğru herkeste olduğu gibi ben de beklemiyordum. Derslerim iyiydi aslında. Gayet güzel hazırlanıyordum. 12. sınıfta da kursla beraber çok güzel gidiyorduk. Sadece sınav anında çok heyecanlanmıştım ve sınavdan sonra çok beklemiyorduk açıkçası. Ailem de ben de, ben çok olumsuz konuştuğum için. Dinli bir çalışmaya ve kesinlikle iyi bir ortama, yani huzurlu hissettiğiniz bir ortamda çalıştığınızda çok daha güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla gezip tozmak da çok önemli bence, ders çalışmak kadar. Kendinizi rahatlattığınız bir yıl, hem de çalıştığınız bir yıl olması gerekiyor. Öncelikle kalkma rutinini ayarlamanız gerekiyor. Yani artık 10'da kalkıyorsanız eğer, kalkmak bence bir tarih olmalı bu yıl için en azından. Belirli bir saatte yatıp kalkmak çok önemli. Gün içinde zinde olmak açısından. Saatleri kendiniz belirlemelisiniz. Yani her insanın belli bir saati vardır çalışmak için. O saatleri verimli bir şekilde kullanırsanız, yani 8 saat çalışmış gibi olabilirsiniz. Günde 3 saat çalışarak da bence. Eşit ağırlık olduğum için matematiğe daha çok önem verdim. Tabii bunun yanında edebiyat tarihe de önem vermek gerekiyordu. Özellikle bir sene edebiyat çok zordu ve hani gerçekten çalışanın yapabileceği bir edebiyattı. Biraz pişman olduğum bir konu coğrafyaya yeteri önem vermemem. Yani bu sene coğrafya soruları beklemediğimiz yerlerden çıktı birazcık. Genelde matematiğe ağırlık vermeleri gerektiğini yine düşünüyorum. Ama edebiyatı da bırakmamaları gerek. Yani sürpriz sorular gelebiliyor. Bir sınava girdiğiniz için zaten kendinizi sürekli motive ediyorsunuz. Yani bu sınavdan iyi bir şey yapabilirim diye sınav esnasında sanki YKS'deymiş gibi hissettiriyor size. Bu açıdan büyük bir avantajdı. Öğretmenlerimiz bizimle gerçekten çok ilgiliydi. Özellikle matematikçiler, eşit ağırlıkta matematik çok önemli olduğu için matematik öğretmenlerimizle çok aktif bir şekilde çalışıyorduk. Aynı şekilde edebiyatçımız da öyle, Türkçe edebiyat. Soru çözme ofislerinde gayet aktif bir şekilde soruları çözüyorduk, anlamadığımız yerleri soruyorduk, hocalarla konuşuyorduk. Rehberlik servisimiz de bizimle çok ilgilendi, kaygılarımızla ya da istediğimiz hedeflerimizle ilgili. Gayet güzel birlikte başardığımızı düşünüyorum. İzmir Sınav Kursu kesinlikle tavsiye ederim. Burada dersten ziyade güzel arkadaşlıklar da yapabilirsiniz. İyi öğretmenlerinizle güzel, kaliteli zamanlar da geçirebilirsiniz. Her şey ders değil bu sene ve İzmir Sınav'da bunu başarabileceğinizi de düşünüyorum. Özyeğin'i tercih etmek istiyorum. Uluslararası İlişkiler bölümünü. İstediğim bir bölümdü. Hukuku da tercih ederim ama gelir mi bilmiyorum tabii. Türkiye'de yaşamayı istiyorum. Hukuk da istediğim bir bölüm gerçekten. Olmazsa eğer tutturamasam da yan dal ya da çap yapmayı düşündüğüm bir bölüm. Türkiye'de hukuk okuyup belli şeyleri yerine getiren birisi olmak istiyorum.